Doktor Kemal Bulut, üroloji uzmanı, Vitali Hastanesi'nde çalışıyorum. Teoride çocuklar sıfırdan ileri yaşa kadar herhangi bir zamanda sünnet edilebilirler. Ancak pratikte karşılaştığımız en uygun yaş, çocuğun bu işten en az psikolojik ve fiziksel olarak etkilendiği yaş olan ilk yeni doğan dönemleri. Bu dönemde çocuklar çok kolay iyileşmekte. Bu sünnet işleminden herhangi bir fiziksel stres yaşamamakta ve göbeği bile düşmeden iyileşmesi tamamlanmaktadır. Ailesi de bu konuda rahat etmekte, çocuklar rahat olduğu için. O nedenle yeni doğan döneminde sünneti şiddetle öneririm. Şimdi neden yeni doğanda öneriyorum? Bu onun cevabı oldu. Yeni doğan bir çocuk bu işten hemen hemen hiç etkilenmemekte. Annesinin kucağında 2-3 gün içerisinde düzelmekte. Ama diyelim bir yaşında bir çocuk emekleyemeyecek birkaç gün, bir hafta, 10 gün. 7-8 yaşlarındaki çocuk ise yaklaşık 3-4 hafta normal arkadaşları gibi koşup oynayamayacak. Bu nedenle zaten yeni doğan döneminde öneriyorum sünneti. Aileler genelde tatil dönemlerine tercih ediyor sünnetleri. Ama ilk aylardaki sünnet önerdiğim için aslında böyle bir süre yok. İlk 6 ayda özellikle sünnet lokal anesteziyle çok rahat bir şekilde yapılabilmektedir. 6 aydan sonraki sünnette çocukların panik olması ve korkması nedeniyle ve bu nedenle rahat durmamaları nedeniyle sünnet lokal anesteziyle zor olmakta ve kozmetik olarak da iyi bir sonuç vermemektedir. Bu nedenle 6 aydan önce ailelere sünnet yaptırmalarını tavsiye ederim. Ayrıca bir konu daha var. Lazer ile sünnet yapıyor musunuz diye çok sık bir soru geliyor halktan. Lazer ile sünnet olmaz. Operasyonlarda kullandığımız, kan durdurmak için kullandığımız Koter isimli cihazla sünnet yapılmakta ve bu hastalar lazer olarak lanse edilmekte ama doğru değil. Koter ile yapılan sünnet lazer değildir ve kesi yerinde şiddetli ödem yaptığı için ve iyileşmeyi geciktirdiği için de önerilmemektedir.